Selamlar efendim. Fırtına ve sel riski, ağır kuvvetli sağanaklar geliyor. Ne zaman? Yarın salı günü. Şimdi haftaya yağışsız başladık. Güneşli bir hafta. Haftaya güneşli başladık ama güneşli bir haftaya başlamadık. Haftanın büyük kısmında orta ve kuzey bölgelerde bulutlar var. Ara ara gelip giden yağışlar var ve ilk etapta gelen, yani sıcaklığı kuvvetli şekilde düşüren kuzeyli rüzgarlarla beraber bir yağış taşınıyor. O da su baskınları ve sel riski yapabilir. Şimdi nerelerde? Öncelikle fırtınadan bahsedelim. Arkasından sıcaklık dalgalanışı, arkasından o dalgalanışla gelecek yağışlar. Yarın öğle öğleden sonrası itibariyle Marmara'nın Karadeniz kıyılarında, Batı Karadeniz'de, Marmara'da, Ege'de, Orta ve Kuzey Ege'de fırtına var. Marmara'nın Karadeniz kıyılarında rüzgarın hızı 55 kilometreyi bulabilecek. Çanakkale çevrelerinde 60 kilometreleri bulabilecek. Hamlesi dediğimiz anlık sıçramaları bunun üzerinde tabii ki. Deniz üzerinde açıkta çok daha kuvvetli. Denizciler denize açılacaklar. Herkese bu bilgi. Sonra Çeşme'ye doğru geldikçe yine 50 kilometreler civarında, biraz daha güneye indikçe 40 kilometrelere, 35 kilometrelere doğru inmeye başlıyor. Bu kuvvetli rüzgarla beraber sıcaklık düşüyor. En fazla sıcaklık düşüşünün yaşanacağı bölge Marmara bölgesi. Marmara, Batı Karadeniz sıcaklık 2 gün içerisinde yaklaşık 10-11 derece kadar düşecek. Bu 10-11 derecelik düşüşte tabii bu 2 gün içerisinde sıkı sağanaklar yapacak. İlk etapta salı öğle öğleden sonrası itibariyle gelecek kuvvetli sağanaklar Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli çevrelerinde sel yapabilir. İstanbul'da su baskınlarına dikkat, özellikle salı yarın öğleden sonrası itibariyle ağırlıklı ve Avrupa yakası ağırlıklı olmak üzere. Anadolu yakasında da var, Avrupa yakasında da var. Anadolu yakasında düşen yağış miktarı daha fazla. Su baskınlarına, sele karşı dikkat. Şimdi bu yağışlar salı öğleden sonrası akşam saati itibariyle daha ağırlıklı görecek dedik ya. Geceden itibaren de böyle Ege kıyısı boyunca iç kesimlere doğru giriyor. Ege'nin iç kesimlerine doğru giriş yapacak. Oradan Batı Akdeniz'e kıvrılacak. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yaşayan takipçilerimiz çok iyi hatırlayacaklar bunu. 4-5 hafta üst üste salı çarşamba, salı çarşamba, salı çarşamba aynı sistem hareketi vardı. Benzeri su baskınlarına ve sele karşı dikkat diyoruz. Şimdi bu gelen sistemle beraber en fazla yağışın görüleceği yer neresi? Çanakkale, Balıkesir çevreleri. Yağışın miktarı yaklaşık 80 kilogramı bulabilir 2 gün içerisinde. Hatta 80 kilogramın üzerine çıkacağı benziyor. Çanakkale, Balıkesir, Balıkesir'in güney ilçelerinde. Sonra en fazla yağış nerede? Antalya dolaylarında. Salı gece ve çarşamba devam edecek. Burada da 50 kilogramı yağışın miktarı bulabilecek gibi. Kıyı Ege'de de su baskınları sel yapabilir. Ondan sonra Güney Ege'de de, ama dediğimiz gibi yağışın miktarının en fazla olduğu alanlar burası. Hızlı bir giriş yaptık değil mi? Yani en fazla ihtiyacı olan, herkesin bilmesi gereken kısmı başta anlatalım dedik. Şimdi her hafta buluşuyoruz. Bu hafta da böyle detaylı detaylı girelim dedik. Şimdi sıcaklık azalacak. Bu azalışın üzerinden hafta sonuna kadar ciddi bir tırmanış yok. Hatta salı bir miktar, çarşamba biraz daha düşüyor. Çarşambaya Marmara'da hemen hemen her yer 10 derecelere inmiş olacak. Ondan sonra Ege'de 15 derecenin altına inmiş olacak. Bugünlerde 20 derecenin üzerinde. Ondan sonra İç Anadolu'da 15 derecenin altına geliyor. İç Anadolu zaten 3-4 derece dalgalanıyor. Güneyde de yağış kuvvetli ama sıcaklık dalgalanışı 3-4 derece. Doğu bölgelerse bulutlanıyor. Bölgesel yağışlar geliyor, gidiyor ama onun çok daha fazla ötesine geçmiyor. Sistem hareketine bağlı olarak gökyüzündeki durum, değişim. Önümüzdeki haftaya baktığımızda, önümüzdeki hafta yağışlar daha az, güneşlenme biraz daha fazla, sıcaklıklar biraz daha tırmanmış olacak. Ama şu an itibariyle öyle çok fazla şey, şöyle bir tekrar kontrol edeceğim. Sıcaklıkların bu son günlerdeki 20 derecelere ulaşışını görüyorsunuz. Bu seviyelere bir daha çıkar mı? Ancak önümüzdeki haftanın sonlarına doğru olma ihtimali var. Bahsetmiştim. Önümüzdeki hafta güneşlenme ve ısınma biraz daha fazla diye. İşte İstanbul 20 dereceleri gördü. Önümüzdeki haftanın ısınması hani en fazla nerelere taşıyacak? Bu düşüşün ardından, 10 derecelere inişin ardından 15-16 derecelere taşıyacak. Öyle 20-22 dereceler şimdilik bu önümüzdeki bir 10 günlük dönem içerisinde görünmüyor. Ama ne demiştik? 10 günden sonraki sıcaklık tahminlerinin tutarlılığı %55'in altına inmeye başlıyor. Bir haftadan sonraki yağış tutarlılığı da %50'nin altına inmeye başlıyor. O nedenle verdiğimiz bilgilerde sıcaklığın tutarlılığı biraz daha yüksek, yağışın tutarlılığı artık 5-6 günü geçirdikten sonra daha az olmaya başlıyor. Biz hani en yüksek olasılıklı, olabilecek en yüksek olasılık neyse onu aktarmaya
çalışıyoruz. Böyle oldu mu? Bu hafta bu salıya lütfen dikkat. Marmara, Ege fırtına var. Aşırı yağışlar var. Ege, Batı Akdeniz aynı şekilde biraz önce bahsettim. Zaten Mart'tan bahsetmiştik. Yine konuşuruz önümüzdeki günlerde yenilenen modellerle. Ayın kalanında, ayın ortalarından sonra durum nasıl? Yine konuşalım, oldu mu? Hoşçakalın.